Evet Deniz Bank'ın açıklamalarında tutarlı taraflar da var ama tutarsız taraflar da var. Yani bir kere şubede para teslimi varsa yani Deniz Bank'ın tabelasının olduğu bir binanın içinde Deniz Bank'ta çalışan ve yönetici konumunda olan birine para teslim ediliyorsa Deniz Bank'ın da bunu fark etmemesi bir tuhaf yani banka, banka şubesinde kimse ya bu şubenin müdürü böyle böyle şeyler yapıyor diye fark etmedi mi yani? 2011'den bu yana süre gelen bir işte dolandırıcılık vakası. 2011'den bu yana bu hanımefendi işte Florya'daymış sonra Levent'e gitmiş. Yani daha merkezi bir şubeye gelmiş vesaire. Yani bunlar fark edilmemiş mi? Hiçbir çalışanı hiçbir şube çalışanı fark etmemiş mi? Bankacılık açısından istihbarat yani kendi şeyleri ...mekanizmaları, bu tür bir şeyi, bankanın kullanıldığı, bankanın isminin kullanıldığı... ...bu tür büyük bir yolsuzluğu fark edememiş mi? Yani Haberiniz bu olmasa bile cevap, hiçbir sinyal almadınız mı yani diyorsun. Doğru, bu doğru bir soru. Yani 2011'de başlayan bir süreçten 8 Nisan 2023 günü haberdar olmuşlar. Mümkün mü bu yani? yani 28'e şikayette gelmedi çalışmış, diyor. Yıllarca... Ee, yıllarca şey Galatasaraylı futbolcularla bu kadar haşır neşir olmuş. Yıllarca bu, bu ünlü insanlar şubeye gelmiş falan. Ee, yani düşünsene Arda Turan bir banka şubesine gittiğinde herhalde bütün çalışanlar fark eder. Yani fotoğraf çektirir, bir şey yapar, bir, bir yani hastanede e, de fark ederler. Ve Mesela biz burada yakında bir kafeye gitsek herkes birbirini görüyor. Görüyorum hani bir yasal bir şeyi yok ya yani kanun bir yani... yapabilirsin de orada ama bankanın içinde denizin söylediği yani nasıl bir denetim mekanizması sonuçta bankanın içinde bir çantayla bir para büyük bir para bir el değişimi oluyorsa bankanın yönet şeyi e, güvenliği var. görüyordur. <laughs> artık onu seçirelim onlara da mı şey yapıyordu iyi bakıyordu veya ne yapıyordu bu da enteresan değil mi olabilir. Yani bu burada tuhaf tuhaf şeyler de var, cevaplanmamış sorular da var ama banka genel olarak söylediklerinde tutarlı. Yani e, bu, bu hanımefendiye bu kadar oda dolusu paraları veren insanların e, zekadan yoksun olduğu yorumuna ben katılıyorum yani. Yani biz geçen gün söyledim ya yani. <laughs> ev alırken bir üç kuruş parayı bir arada bir gece evde tutmak zorunda kalınca yanıma çekiç koyup yatmıştım yani düşünebiliyor musun bu bahsettiğim para da üç beş kuruş falan yani şimdi sen kalkıyorsun bu kadar milyonlarca doları şeyleri valizlere koyuyorsun götürüyorsun bir hanımefendiye teslim ediyorsun ne belge alıyorsun ne antetli bir dekont alıyorsun ne başka bir şey alıyorsun yani bunu bunu izah etmek de zor. Yani ben ben de başta bir kere devrim'in söylediği gibi düşünüyorum. Hani zenginin malı zuyurdun çenesini yorar misali. Memleketin bu kadar gündemi varken e, biz bunları konuşuyoruz. Eee doğrusun isterseniz şöyle bir şey de fark ettim, hoşuma da gitti. E, bir kahve ortamında bu bu konuyla ilgili bir haber izleniyordu. E, millet o kadar nefret etmiş ki artık yani insanlar Kahvede işsiz vakit geçiren bir çay içmek için böyle şey yapan insanlar bunları izledikçe lanet okuyorlar. İyi olmuş, beter olun falan gibi cümleler duydum yani. Düşünün insanların böyle üç kuruşa beş kuruşa hayatlarını sürdürmeye çalıştığı bir ülkede milyonlar, on milyonlar, yirmi milyonlar, kırk milyonlar havada uçuşu nasıl bir şey kayıt dışı ekonomi varsa şimdi kimler kazanmış kimler kaybetmiş Sözcü gazetesinde Hayati Arıgan'ın haberi var çok net bir şekilde anlatmış Süleyman Aslan 1 milyon 350 bin dolar vermiş 3 milyon 650 bin dolar almış 2 milyon 300 bin dolar kar etmiş 10 milyon lira vermiş 14 milyon lira almış 4 milyon lira kar etmiş kim bu? Kimse bu Süleyman Aslan diye biri. Semih Kaya da öyle. Eski Faizli futbolcu ile Sem Bodrum'da ev almış. GPS'li i̇şte çanta mesela. Eski eski futbolcu Semih Kaya 3 milyon 200 bin dolar vermiş. 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar almış. Öbür tarafta da diyor ki ee, işte <laughs> Erzan'ın tutuklandığı akşam bu şeyi aramış. Fatih Terim'in avukatını aramış. 3 milyon dolar zararım var. Bu parayı Çekya'dan getirmiştim. Fakat bir sonraki gün aramış. Bu kez 1 milyon dolar zararım var demiş ama diğer kayıtlara bakıyorsun Semih Kaya'nın 2 milyon dolar karı var. Evet. Çetin Burak isimli şahıs 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri almış. Çorlu Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Nuri Köşkleri. 500 bin doların karşılığında 1,5 milyon dolar almış. Maşallah. Umut Aslan 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar almış. Maşallah. Eski futbolcu Ayhan Akman 1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolara, dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri almış. Atilla Baltaş 2 milyon 50 bin dolar karşılığında 1 milyon 190 Bin dolar karla üç milyon iki bin geri almış. Yani 1 milyon e, son gelenlerin milyon paraları bunlara ödenmiş, temizlenmiş. temizlenmiş. Son bozi, gelenler açıkta kalmış. Modelini evet. Umut Aslan. Um, Umut Aslan büyük ihtimalle bu Süleyman Aslan yani soyadları aynı akraba da olabilirler. 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar almış. 1 milyon kar etmiş. Fatih Terim yedi bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme almış. Bu seçil Erzan'ın kayıtlarında var. Merve Yılmaz 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 3 milyon 210 bin TL geri almış ama arada da 50 bin dolar zarar etmiş. Semih Kayan'ın menajeri Fırat Özdemir. Bunlar evi falan basmışlar ee, orada e, paralarını almak için. E, Seçil Erzan'ın ifadesinde var. 5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri almış. Ali Yörük 300 bin dolar kar, karla parasını almış 5 milyon TL'sine de 7.5 milyon TL geri almış yani ayrıca da 300 bin doların üstüne e, 2 milyon e, lira da kar etmiş. Metin Taş 4 milyon lira karşılığında 6 milyon lira geri almış 2 milyon kazanmış. Ha kaybedenler kimler? Emre Belezoğlu 4 Son milyon işte. 200 bin kaybetmiş. Emre Çolak 3 milyon 200 bin dolar kaybetmiş. Hızlık. Arda Turan 2 milyon 700 bin dolar kaybetmiş. 13 milyon demek hepsi kayıp değilmiş. Yani büyük Bence evet 7,5 milyon, milyon falan değil o az onun kaybı bence. Ödenmiş ona. 2 milyon, 2 milyon 700 binmiş işte ödenenler çıktığında. Evet, evet. Fernando Muslera 500 bin dolar. O da 3 milyon vermiş deniliyordu. Demek ki 2,5 milyonunu geri almış 500 bin dolar zararı etmiş. Çok İbrahim oymuş. Çağlar 2 milyon 2 milyon 905 bin dolar kaybetmiş. Bülent Çeviker 2 milyon 200 bin dolar kaybetmiş. Selçuk İnan 1 milyon 550 bin dolar zarar etmiş. Yani baktığın zaman bunların hepsinin kaydı var. Ee, i̇şte yine Sözcü'de de e, Erkin yazmış. Ee, Aytunç şey, ya Aytunç, bizim Aytunç yazmış. Aytunç Erkin. Ee, Orada da diyor ki o Şekip Mosturoğlu'na dayandırmış 11,5 11, 11 milyon dolar kayıp. kayıp Ama o oradaki rakamlar bugüne kadar çıkan 29 kişiden 44 milyon dolar toplanmış rakamından biraz daha büyük. Yani 48 kişi civarında 48 ve daha 8 kişi girmiş, 20 kişi kar, kar ederek çıkmış. çıkmış. Senin sıralamanda olduğu gibi 18 kişi mağdur, 8'i futbolcu. Ee, o 20 kişiye 13 milyon dolar yatırdıklarından fazla para verilmiş ortada bir 11 milyon dolar yok bu para nerede diyor yani 11 milyon dolar olması lazım ortada diyor ya tefecilere gitti ya yurt dışına gitti diyor çekip e, yani i̇şte çekip orada olur e, bir şey demiyor İsmail, da ben diyor Saymaz evet. İsmail Saymaz'ın İsmail orada da haberi var burada e, Ali Yörük var bir de Hüseyin Kurtuluş Türk pasaportunda Hüseyin Kurtuluş olan e, Yuri Borisov Yankov Bulgar ismi de bu olan yani Yuri Borisov Yankov olan iki kişi var bunlar o kadar sık çıkmışlar ki 17 mesela Yankov 17 Kasım 2018'den 24 Mayıs 2019'a dek 79 kere 79 kere girmiş 91 kere çıkmış aradaki fark diğer pasaportunu kullanmasından kaynaklanıyor. Yani o kadar rahat ki çifte vatandaş bir gün Türk TC pasaportuyla Hüseyin Kurtuluş adıyla giriyor, bir gün Bulgar pasaportuyla işte Yuri Borisov Yankov olarak çıkıyor. Ya memleketin geldiği hale bakar mısınız? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hiçbir zaman bu kadar şey yapılmamıştı, yerlerde sürünmemişti. Onlar çift yani. vatandaşı mı olmuşlar? Çift vatandaş. Ya işte adamın iki pasaportu var. Yani. Biri evet, Bulgaristan vatandaşı. Abi. Bulgaristan vatandaşı pasaportunda ismi Yuri Borisov Yankov. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunda adı Hüseyin Kurtuluş. İsmail buna özetle e, yuri, yuri Yuri Hüseyin diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Gelince anlatırız dedim gelecek. Yuri Hüseyin de denilebilir aslında. Yuri Hüseyin de denebilir. Evet, Yuri Hüseyin olmuş. Eee bu bu insanlar onlarca kere şeye gitmişler, Bulgaristan'a girmişler, çıkmışlar, günü birlik girişler, çıkışlar yapmışlar vesaire ve karayoluyla yani arabayla gidip geliyor. Muhtemelen e, çantalarla para da götürmüş olabilirler. E, belli ki bu Ali Örük'le e, Seçil Erzan arasında ciddi bir şey var, işbirliği var yani. Var tabii, anladığım net. kadarıyla. Hı hı. Kimse kimseden de haberdar bunda, değil bunların, herhalde. Bu Ali Yörük e, bankada mı çalışıyor falan bir bakalım dememişler yani. Bankacı diye evet, tanışmış evet. Diye Yani Hayır. Be, be, ya benim 13 milyon liram olsa herhalde bankanın genel müdürüne gitsem beni kapıda karşılar. Yani bankasına götürüp 13 milyon teslim ediyor. Ulaşabiliriz herhalde Arda Hakan Turan Bey. 13 milyon dolar kayboldu falan diye herhalde hayır, dinler ben yani. Arda Turan gibi popüler bir adam olsam evet. giderim e, yani genel müdür herhalde kapıda karşılar yani. Bir de 13 milyon dolar yatıracağım bankaya falan. Orada o bankanın açtığı bir fona. Böyle yani, bir fon var haberiniz bu, bu var mı? Siz mi yönetiyorsunuz diye bir şey sorarsın. değil yani. E, tabii şu şubenizin müdürüyle şöyle bir trafiğimiz var. Bilginiz var mı diye bir sorarsın ya. Hiç mi yani anlaşılır gibi değil.